Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bir arkadaşımız e, RAS sistemini istemişti. Yani Renin, Anjiyotensin, aldosteron, aldosteron sistemini istemişti. Böbreklerle ilgili bir kondur arkadaşlar. Yani boşaltım sistemi ile ilgili bir kondur. Şöyle kısaca bir özetlemeye çalıştım. Ben tabi ki önceden yazıyorum. Videolar daha kısa olsun diye. Oldukça kısa bir videomuz olacak. Şimdi buradaki temel mantığı şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar buranın mantığı şudur. Bizim vücudumuzda ee, kanımızda arkadaşlar süzülme olayı düştüğü zaman böbreklerde süzülme olayı düştüğü zaman bu rahatsız dediğimiz sistem devreye giriyor peki bu sistem ne iş yapıyor İsterseniz şöyle bir basamak basamak bakalım İlk önce genel olarak anlatayım arkadaşlar şimdi e, glomerulus kılcallarından Bowman kapsüne doğru bakın şurası glomerulus kılcallarıdır buradan Bowman kapsüne doğru bir süzülme gerçekleşiyor değil mi bu e, sistem arkadaşlar bu hızın düzenlenmesini sağlıyor. Yani buna yardım ediyor aslında. Bu glomerulus süzülme hızı düştüğü zaman henne kulpu henne kulpu biliyorsunuz proksimal tüpün devamı e, niteliğindedir. Proksimal tüpün böyle aşağı doğru uzanan kısmıdır henne kulpu diyoruz. E, burada arkadaşlar sıvı akışı yavaşlıyor henne kulpunda. Şimdi henne kulpunun çıkan kolu daha fazla sodyum klorür emmeye başlıyor bu sefer yani daha fazla tuz emmeye başlıyor e, tuz emmeye başladığı zaman da distal tüpe şimdi sonuçta glomerulus kılcallarından e, kan pardon süzüntü gerçekleşti proksimal tüpe geçti proksimal tüpten de Henle kulpuna geçiyor Henle kulpundan da arkadaşlar distal tüpe geçiyor şimdi distal tüpe geçen ulaşan sıvı daha seyreltik oluyor çünkü neden su geri emilimi olmuyor? Tuz geri emilimi oluyor. Bu yüzden daha seyreltik olur. Bu seyreltik sıvı arkadaşlar ne yapıyor? E, dolaşım sistemine renin dediğimiz bir maddenin salgılanmasını uyarıyor. Renin de ne yapıyor? Kanın hacmini, kanın basıncını ve e, glomerular süzülme hızını uyararak bunları yükselten bir olaylar başlatıyor arkadaşlar. Hemen şöyle basamak basamak anlatalım. Şimdi birinci basamağımızda ne oluyor? Birinci basamakta. Glomerular süzülme hızı düştüğü anda nefron boyunca süzüntünün akışı yavaşlıyor. Ve daha fazla sodyum klorür emiliyor. Sonra arkadaşlar distal tübül bakın. Distal tübünün bir kısmını göstermişiz burada. E, distal tüp, tüpün glomerulus kılcallarıyla e, nasıl diyeyim size bağlandığı yer gibi düşünebilirsiniz. Yani temas ettiği yer gibi düşünebilirsiniz. Burayı çünkü çok böyle anatomik bir çizim gibi arkadaşlar bunu düşünün. Biz normalde e, nefronun yapısını çizerken hani işte şuradan başlıyoruz böyle dümdüzmüş gibi gösteriyoruz ama öyle bir durum yok tabii ki daha böyle karmaşık bir yapı halindedir. Şimdi distal tüpün glomerulus kılcallarına glomerulusta bulunan hücrelere temas ettiği yerden arkadaşlar şimdi burada daha fazla seyreltik sıvı geliyor ya buraya daha seyreltik sıvı geldi. Bu sefer bunun glomerular arteriol yani getirici damara temas ettiği yerde yani glomerulus kılcallarına temas ettiği yerde özelleşmiş hücreler vardır. Bu hücreler bu seyreltik sıvıya cevap olarak arkadaşlar getirici damara bakın şuradaki damara komşu olan hücreleri uyarıyor. Bakın şuradaki hücrelerimizi şöyle kalemin ucunu açayım. Bakın şuradaki hücrelerimizi uyarıyor ve buradan renin salgılanmasını sağlıyor. Salgılanan renin arkadaşlar kan dolaşımına veriyor ve kan dolaşımında bir prohormon olan anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e dönüştürüyor arkadaşlar. Yani dolaşımda bu hormon var. Anjiyotensin dediğimiz hormon var. Anjiyotensinojen. Bu arkadaşlar nedir? Ee, bir prohormondur. Yani aktif olmayan bir hormondur. Renin devreye gelince bu neye dönüşüyor? Anjiyotensin 1'e dönüşüyor. Daha sonra bu anjiyotensin 1 de arkadaşlar Anjiyotensin 1'i anjiyotensin 2'ye dönüştürüyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Akciğerlerde ve böbrekte üretilerek dolaşıma verilen anjiyotensin dönüştürücü enzim. Bakın bir enzim yapıyor bunu. Bu enzime kısaca ACE diyoruz. Çamaşır suyu markası. Bakın şurada ACE dediğimiz Anjiyotensin dönüştürücü enzim arkadaşlar anjiyotensin 1'i anjiyotensin 2'ye dönüştürüyor. Bunu 2 yazmaz da direkt anjiyotensin olarak da yazabilir. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Peki bundan sonra ne oluyor? Dolaşımda bulunan bu anjiyotensin arkadaşlar birkaç mekanizma ile bu glomerular süzülme hızını artırıyor. Peki nedir bunlar? Bunlardan birincisi susamayı uyarma. Susamayı uyararak bizim su içmemizi sağlar ve böylece kan basıncını artırır. Sonra adrenal korteks uyararak aldosteron salgılanması için uyarıyor. Bakın aldosteron zaten sistemin isminde de geçiyor aldosteron. Bu aldosteron ne yapıyor? Bu da sodyum geri emilimini artırıyor arkadaşlar. Bir de Periferal damarların daralmasını yani çevresel damarların daralmasını uyararak yine kan basıncını artırıyor ve böylece glomerular süzülme hızını artırmış oluyor. İşte RAS sistemi diğer bir ismiyle renin, anjiyotensin, aldosteron sistemi dediğimiz sistem budur. Bu sistemin temel amacı neymiş? Temel amaç glomerular süzülme hızı düştüğü zaman bu hızı artırmaktır arkadaşlar. Temel amacımız bu. Burada salgılanan madde renin maddesidir. Bu madde dolaşımda bulunan anjiyotensinojeni aktif hale getirerek anjiyotensin 1'e dönüştürüyor. Daha sonra ee, akciğerlerde ve böbreklerde üretilerek kana verilen bakın özellikle üretildiği yer çok önemlidir bu ACE dediğimiz enzim ee, böbreklerde üretilerek kana verilen anjiyotensin dönüştürücü enzim kısaca ACE diyoruz bu da anjiyotensin 1'i anjiyotensin 2'ye dönüştürüyor bu anjiyotensin 2 dediğim gibi diğer bir ismiyle anjiyotensin olarak da direkt karşınıza, karşınıza çıkabilir susamayı uyarıyor arkadaşlar aldosteron artırımını sağlıyor. Bir de periferal damarların yani çevresel damarların daralmasını sağlıyor. Bu sistemimiz bu şekilde. Bu videomuzda bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.